PKK-YPG terör örgütünün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısının ardından Türkiye-Irak'taki hedefleri ateş altına alırken, Suriye'ye yönelik de yeni bir harekatın başlayacağı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısını değerlendirerek, PKK terör örgütüne ait hedeflerin artık meşru hedef olduğunu açıkladı. Of. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü binası girişinde hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Teröristler aracını gasp ettikleri bir vatandaşımızı şehit ettiler. Mikail Bozdağ'ın kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize de bas sağlığı diliyorum. Bu vesileyle teröristleri durduran kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar dileklerimi de ineliyorum. Daha önce yapmıştık. Değerli basın mensupları, e Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son son olaydan sonra da e, istihbarat ve güvenlik e, güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri e, açıklığa kavuşmuştur. E, bu vesileyle, e, yani buradan şunu ifade etmek isterim, e, Irak ve Suriye'de, özellikle Irak ve Suriye'de, PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üst yapı, tesisleri, enerji tesisleri, bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekin meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı, YPG'li tesislere ve şahıslardan uzak durmasını burada Tavsiye ediyorum, silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Hakan Fidan'ın bu açıklamaların ardından önemli bir açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Ankara'da hareketli dakikalar yaşanırken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de PKK terör örgütüne karşı kara harekatından çok bir hava harekatı düzenleyebileceği belirtiliyor. Diğer yandan Milli İstihbarat Teşkilatı, geçen yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği İstiklal Caddesindeki terör saldırısının planlayıcılarından Mazlum Afrin Kod adlı PKK/KCK üyesi Nabokele Hayri'yi Suriye Haseke'de etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, aynı zamanda PKK-KCKP-YDYPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik sözde istihbarat yapılanmasında da yer alan terörist Hayri'yi Suriye'de takibe aldı. Daha önce Suriye'deki farklı yerleşim yerlerinde sözde istihbarat sorumluluğu da yaptığı belirlenen terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından oluşturulan özel ekibin Haseke'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi. Suriye'de Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusu'na yönelik saldırı ve sabotaj planladığı belirlenen Hayri'nin, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının da planlayıcılarından olduğu tespit edildi. Teröristin, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye Milli Ordusu ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edildi. Öte yandan Azerbaycan Karabağ'daki topraklarını tamamen özgürleştirirken, Ermenistan ile de sınırların belirlenmesi amacıyla barış anlaşmasını kısa sürede imzalamak istiyor. Ancak Ermenistan bir barış anlaşmasını imzalamak yerine Fransa, İran, Hindistan gibi ülkelerin desteğini alarak bölgede yeni bir savaşın başlaması için çaba sarf ediyor. Ermeni blok yazarı İshak Verdiyan, Ermenistan'ın barış istemediğini, yeniden savaş çıkacağını belirtti. Ermeni yazar, Erivan bütün ruhuyla direniyor ve Ermenilerin Azerbaycan yasalarına göre Azerbaycan'da yaşama hakkını tanımayı reddediyor. Ermenilerin yüksek devlet görevlerine atanması büyük bir ihanet olarak görülüyor ve Azerbaycan hükümetiyle temaslar millete ihanet olarak değerlendiriliyor. Ermenistan'ın nereye gittiğini anlamıyorum ama açıkça yanlış yöne gidiyor. İyi bir şey olmuyor. Ermenistan ebedi düşmanlık yolunu seçtiyse öyle olsun. Ancak bu durumda yeni mağduriyetler ve toprak kayıpları kimseyi şaşırtmamalı. Biz kendimiz Azerbaycan'ı tanımıyoruz. Öyleyse Azerbaycan neden korkmalı ve bizi tanımalı? Ermenistan barış istemiyor, dolayısıyla savaş çıkacak dedi. Diğer yandan ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'nın Karabağ ile ilgili İstanbul'da görüşmesini Rusya doğruladı. Kremlin sözcüsü Peskov, "Temaslar vardı, ancak görüşmenin detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım." dedi. Peskov, onların tarif ettiği gibi değil. Bu materyalde birçok yanlışlık ve hata var. Karabağ'la ilgili elbette bazı temaslar oldu ama bunlar orada yazılan müzakereler değil dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan'ın Granada'da yapılması planlanan toplantıya katılmama kararını onun egemenlik hakkı olduğunu belirtti. Zaharova, kendi konumunu ve politikasını belirlemek her ülkenin egemen hakkıdır. Şu anda zaten katılmayacağımız bir toplantıdan bahsediyoruz. Bu nedenle tarafların kararları hakkında yorum yapmaya gerek görmüyorum. Üstelik Bakü düzenli olarak tüm adımlarını açıklıyor ve bilgilendirici bir şekilde tavrını ortaya koyuyor dedi. Diğer yandan 2022 yılında Rus vatandaşlığından feragat eden ve o zamanlar ölmekte olan Karabağ projesini yeniden canlandırmak için Hankendi'ye gönderilen Ermeni doğumlu Rus milyardır Ruben Vardanyan, şimdi Azerbaycan soruşturma makamlarına işlediği çok sayıda suç hakkında çok aktif bir şekilde ifade veriyor. Azerbaycan medyasında yer alan haberde böylece Azerbaycan, Vardanya'nın Batı'nın önde gelen politikacıları, gazetecileri, hak savunucuları ve uzmanları ile temaslarına dair belgesel kanıtlar elde etti. Onlarla lobicilik, siyasi ve bilgilendirme niteliğindeki belirli görevlerin yerine getirilmesi için açık mali anlaşmalar gerçekleştirdi. Vardanya'nın Carnegie Vakfı ile yaptığı işbirliğinin keskin detayları yakında dünya kamuoyuna duyurulacak. Soruşturma ayrıntılı hale getirildiğinde skandallar Avrupa Parlamentosu'nu, ABD Kongresi'ni ve Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra daha küçük balıkları da sarsacak. Donetsk ayrılıkçısı ve şu anda Rusya Devlet Duması üyesi olan Boroday'ın doğrudan Vardanyan tarafından finanse edildiği de öğrenildi. Vardanyan'ın Rus Özel Servisleri'nin ilgili dairesinin gözetiminde Donbas ayrılıkçılığının desteklenmesine aktif olarak katıldığı belirlendi denildi. Diğer yandan Rusya, Azerbaycan üzerinden demiryolu ile İran'a bağlanacak. Mayıs ayında Rusya ve İran demiryolu inşası konusunda anlaşmaya vardı. Daha önce imkansız görülen bir proje olan uluslararası Kuzey-Güney ulaşım koridoru boyunca Azerbaycan üzerinden kesintisiz demiryolu geçişine izin verilmesi Avrasya'da yeni dengeleri gündeme getiriyor. Kasım 2020'deki Ermenistan'ın ateşkes beyanı, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin, Azerbaycan Anakarası'nın Nahçıvan'a ve onun ötesinde Türkiye'ye bağlayan transit güzergah üzerinde gözetimini şart koşuyor. Türkiye ve Azerbaycan'da Zengezur Koridoru olarak adlandırılan bu güzergahın denetimi, Rusya'nın Türkiye-Azerbaycan bağlantısında pay sahibi olmasını sağlıyor. Bu durum Rusya'yı Batı yaptırımları nedeniyle geçerliliğini yitiren kendi kuzey rotasına alternatif olarak tanıtılan orta koridorun bir paydaşı haline getiriyor.